Kanlı Çar İstibdadı'nın yerini bu defa ondan daha kanlı Bolşevik İstibdadı tuttu. Bala azatlık ve istiklalını Kızıl İstibdadıların ayakları altında erdirdi. Mugavimet eden memlekette kan gözlüğe çıktı. Bundan bir ay evvel 28 Aprilde Sovyet propagandacıları bu fahiş istila hadisesini size bir azatlık ve istiklal hadisesi gibi gösterdiler. Sözde size dünyanın en azat ve en demokrat bir rejimi kimi kaleme verilen Sovyet kuruluşu işte en gattar ve en yalancı bir istiklal rejimidir. Mugayete etmek imkanında olsaydınız bunun ne kadar doğru olduğunu gözünüz de görerdiniz. Azaldığınızı elinizden alan hakikatten korkmurlarsa demir perdeni kaldırsınlar, azaltlık ilan etsinler. Edebilmezler. Çünkü ağla kara meydana çıkar. Onlar şeptere kimidirler. Güneşten kaçarlar. Azerbaycan onunla beraber bütün Kafkasya cumhuriyetleri hakiki azaltlık ve istiklallarına 1918'in Mayıs'ında kavuştular. 1920'de ise bu azatlık ve istiklal Kızıl Rus ordusu tarafından üstün kuvvetlerle, kanla ve ateşle bastırıldı. Facialer ve kahramanlarla dolu olan mücadelede 10 binlerle vatandaş şehit oldu. Azat dünyayı anlatmak çok kolay olmamıştır. Şükür ki hadiseler bize kömek edir. Dünya Sovyet hakikatini görmeye başlıyor. 8 yıldan beri harbi bitirmiş iken sülhe kavuşabilmeyen dünya asıl meseleni anlıyor. Bilir ki azatlık ve insan haklarını inkar eden komünistler müezzem bir devlet halinde ayakta durdukça ve dünya inkılap ateşiyle yandırmak için köylük çektikçe yeryüzünde hiçbir zaman sülh ve asayiş kurulabilmez. Türk milletiyle ve karşılıklı olduğuna emin bulunduğum muhabbet ve samimiyetin tabii menşei hakkında birkaç söz söylemek isterim. Türk milleti taten demokrattır. Eğer bu hakikat şimdiye kadar medeni beşeriyet tarafından tamamıyla anlaşılmamış bulunuyorsa bunun sebeplerini muhterem sefiriniz Osmanlı İmparatorluğu'nun son devirlerini işaret ederek çok güzel ima ettiler. Diğer taraftan Amerika milletinin benliğini hissettiği dakikada istinad ettiği, ila ettiği demokrasi Amerikalılar bu mevhibe ile mümtaz bir millet olarak beşeriyet dünyasında arz-ı mevcudiyet eyledi. Büyük bir millet birliği kurdu. İşte bu noktadandır ki Türk milleti Amerika milleti hakkında derin ve kuvvetli bir muhabbet hisseder. Ümit ederim ki bu müşahede iki millet arasında mevcut olan muhabbeti kökleştirecek. Yalnız bu kadarla kalmayacak. Belki bütün beşeriyeti birbirini sevmeye ve bu müşterek sevgiye mani olan mazi hurafelerini silmeye, dünyayı sulh ve huzur sahasına sokmaya medar olacak. Temsil etmekle müdahi olduğu Türk milletinin, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin İnsani gayesi işte bundan ibarettir.